Bununla beraber tabii idrar yolu intihapları da var hocam. Evet, yani bütün böbrekten mesaneye kadar yanma yapan, kanama yapan, üşüme, titreme, ateş yapan idrar yolu enfeksiyonları değişik düzeylerde karşımıza geliyor. Nispeten tedavileri kolay ama buna sebep olan, kolaylaştırıcı olan bir taş varsa, ciddi bir böbrek tıkanıklığı yapıyorsa o zaman taşın da temizlenmesi gerekiyor. Yani bizde taş, tıkanıklık ve enfeksiyon hepsi birbirini tetikler. İdrar rahat akmıyorsa taş oluşur, enfeksiyon oluşur. Taş varsa idrar rahat akmaz, birikim olur, enfeksiyon oluşur. Enfeksiyon varsa taş oluşur. Hepsi böyle birbirini tetikleyen şeyler. Taş, enfeksiyon ve idrar akımı. Hani akan su temiz olur, kir tutmaz deriz ya. İdrar da gerçekten akabiliyor olması lazım böbreklerden sonra. Eğer bir tıkanıklık, darlık, taş varsa o zaman hemen bir enfeksiyon, hemen bir taş oluşumu provoke oluyor, oluşuyor. Bunlar da sonra geri dönüp gene enfeksiyon yapıyor. Orada bir sarmal var. Bu tip şeyleri ürologlar zaten çok hızlı bir şekilde tanır, bulur ve çözümüne gider. Önemli olan hastalarımızın bu konuda uyanık olması.